Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. JP Morgan'ın son yapmış olduğu duyurular üzerine konuşacağız. Tabii biliyorsunuz piyasada en son haberler çok iyi değildi. SEC tarafı çok hareketli. Hem gittiler Binance'ı dava etti. Hem CZ'yi dava etti. Üstüne yetinmedi. Tabii bir de Coinbase'i dava etti derken artık resmen piyasada SEC'in listesinde dava etmediği bir kripto şirketi kalmadı. Bir kripto borsası, kuruluşu kalmadı diyebiliriz. Bu haberlerin eşiğinde tabii ki kripto paralarda düşüşler meydana geldi. Kimi de irili, kimin de ufaklı derken düşüşler tabii ki gerçekleşti. Hemen üstüne de ABD tarafında yine kriptoları vergilendirelim tarzındaki önerilerin gelmesiyle beraber ne oldu? Piyasada iyice kızarıklıkları görmüş olduk. Fakat bütün bunların yanı sıra yine de kripto paraların her zaman sağlam kaldığını, her ne kadar bazı isimler işte yok nükleer kripto kışı geliyor gibi açıklamalar yapsa bile bunun olabilecek bir durum olmadığını belirttik, değil mi? Neden? Çünkü burada bugün Binance küçülse de, Binance kapansa da, şu olsa da, bu olsa da sonuç değişmeyecektir. Yani kriptonun kendi bir içsel durumu var. Bugün sizin blockchain dediğiniz şey, blockchain teknolojisi dediğiniz şey, devletlerin tamamının üzerinde çalıştığı bir teknoloji. Sizin kripto dediğiniz şey, şu gün büyük şirketlerin tamamının var olduğu bir sektör. Hem Microsoft tarafından biliyorsunuz blockchain atılımı geldi. Kripto şirketleriyle ortak oldular. Dünya devlerinin tamamı bakınız Apple olsun, Meta olsun, Twitter, Instagram gibi kuruluşlar aynı zamanda kriptolar üzerinde varoluşunu sürdürmeye devam ediyor. Bugün ABD'nin en büyük markası olan JP Morgan Chase dahil blockchain teknolojisini benimsemiş durumda. Dolayısıyla SEC Binance'a değil piyasanın tamamına dava açsa sonuç değişmeyecektir. Sadece %5 piyasada düşüş gerçekleştirtip yatırımcıya alım fırsatı sunarsın. Bu kadar başka bir şey olmaz yani. Yok nükleer kripto kışıydı bilmem ne. JP Morgan'dan blockchain hamlesi. Bir kere her zaman söylediğimiz bir mesele var. Her zaman bankalarla kripto paraların ortaklıkları çok önemli. Bankaları blockchain'de görmemiz çok büyük önem arz ediyor ki CZ'nin de bir sözü var. Kendisi diyor ki bankalar eğer kripto paralarla ve blockchain ile ilişki kurmazsa çağın gerisinde kalacak ve bu doğru bir durum. Mesela Avalanche projesini bu kadar sevmemdeki sebep de budur. Çünkü bankalarla çok içli dışlı. Hem mevcut süreçte bankalarla kriptoların bir arada olması kripto paralar açısından güven ortamını arttıracaktır. Aynı zamanda tabii ki bankalara da yine avantajlar ve uzun vadede varoluş dönemin teknolojisini yakalama fırsatı tanıyacaktır. ABD daha çok bu iki taraf arasına, iki sektör arasına bir set çekmeye çalışıyor. Çekiyorlar da fakat bir noktaya kadar. JP Morgan blockchain tabanlı ticaret platformu Onyx'te bankalar arası dolar işlemleri yürütmek üzere 6 Hint bankasıyla işbirliği yaptı diyor. Evet. Blockchain'e de bu şekilde hareketini gerçek. Bu arada JP Morgan'ın yakın zamanda JP Morgan CEO'sunun hatırlatmak isterim bir açıklaması gerçekleşmişti. Kendisi daha fazla Fed tarafından daha fazla faiz artışına hazır olun çağrısı yapmıştı. Bunun tabii ki ne olup ne biteceğini bekleyip göreceğiz. Fakat ayın 14'ünde gözler diyebilirim. Bloomberg'in haberine göre JP Morgan önümüzdeki aylarda HDFC Bank, ICC Bank, Axis Bank, Yes Bank, IndusInd Bank ve JPM ile Hindistan'ın Gujarat kentinde bulunan kendi bankacılık birimi olan Onyx aracılığıyla birlikte bir pilot proje yürütecek. Pilot proje deyince zannediyorum son zamanlarda akla en çok gelen taraf Rusya olur. Çünkü Rusya bundan aylar önce de konuştuğumuz gibi ABD tarafı bu kadar sert hareketler yaparken tam da beklenen şeyi yaptı ve tıpkı Avrupa Birliği gibi, Hong Kong gibi, Almanya gibi bu durumu kendi lehine bir fırsata çevirerek ne yaptılar? Kriptolara ciddi anlamda bir
kapı açtılar. Kendileri kriptoyu regüle edebilmek amacıyla ABD'nin bu kadar başını ağrıtan menkul kıymet mi, emtia mı konusunda özel bir ekip kuruyorlar ve özel düzenlemelere tabi tutacaklarını belirtti. Haricinde yine sınır ötesi işlemler için kendi özel sektörüyle işbirlikli halde çalışıyorlar. Bunu da biliyoruz. Yine çok önemli ve güzel bir mesele olan özel sektörün kripto borsası açabilme konusunda özel sektöre teşvik vermeye devam ediyorlar. Bu projenin amacının dolar alım-satım işlemlerinin belirli bir zamanla sınırlı olmamak üzere günün her saati gerçek zamanlı olarak halletmek olduğu belirtildi. Aynen ya, zaten blockchain'in şeyi bu, en büyük cazibelerinden bir tanesi de budur. JP Morgan'ın Asya Pasifik Başkan Yardımcısı Kostup Kulkarni şunları söyledi. Bankaların deneyimlerini analiz etmemiz gerektiğinden önümüzdeki birkaç ay boyunca bir pilot proje yürüteceğiz. Bankalar arasında JP Morgan'ın Gift City'deki kendi bankacılık birimine ek olarak HDFC Bank, ICC Bank, Axis Bank, Yes Bank ve IndusInd Bank gibi en iyi özel bankalar da projede yer alacak diyor. Kulkarni, pilot projenin Uluslararası Finansal Hizmetler Merkezi Otoritesi'nin onayının ardından JP Morgan'ın blockchain platformu Onyx kullanılarak pazartesi günü başlatılacağını söyledi. Bu arada JP Morgan'ın şöyle bir durumu vardır. Mesela bakınız ki ABD tarafındaki bankalar büyük bir şekilde ABD hükümeti hem şeyin yani hem bakanlığın hem de SEC'in vesaire kontrolü altındadır ve çok hareket edemezler. Fakat tabii JP Morgan sürekli olarak Bitcoin analizi yapmaya vesaire devam eder. Yani Bitcoin'le alakalı çok fazla olumlu haber verdikleri ve tahminler paylaştıkları olmuştur. Olmaya da devam ediyor. Şu anki blockchain hamlesi de bunlardan bir tanesidir. Tabii bu kadar kuruluşlar çok fazla bankaya söz geçirebiliyor. Ancak JP Morgan gibi köklü ve büyük bir banka olunca, ki daha yakın zamanda Janet Yellen'la masaya oturdular, çok fazla hareket edemiyorlar ve karşısına almak istemiyorlar. Dolayısıyla JP Morgan şu anda kripto dostu diye nitelendirebileceğimiz dünyanın en büyük bankalarından da bir tanesi. 2020 yılında kurulan Onyx, bankacılık devi JP Morgan'ın toptan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullandığı dijital varlık ağıdır diyor. Bunu başka bir banka yapsa hemen ABD üstüne çökmüştü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.